Yüz ölçümü bakımından çok küçük bir ülke olan Kuveyt, Arabistan Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. Basra Körfezi'ne kıyısı olan Arap ülkelerinden biri olan Kuveyt, Orta Doğu'nun en büyük ekonomilerinden birine sahiptir. Aynı zamanda Kuveytliler tarafından bu ülke, coğrafi konumu itibariyle petrol gölü üzerinde yüzen bir ülke olarak da tanımlanmaktadır. Varlığını tamamen petrole borçlu olan bir ülke olan Kuveyt'e gelin daha yakından bakalım. Bir dönem İngiliz himayesi altında yaşamak zorunda kalmış Arap ve İslam kültürünün yoğun olarak yaşandığı Kuveyt, Türkiye'de ortalama bir şehir büyüklüğünde. Ana geçim kaynağı petrol olan Kuveyt, petrolün keşfedilmesiyle birlikte dünyanın en zengin 7. ülkesi haline gelmiştir. Ayrıca Kuveyt, dünyadaki en büyük, kişi başına düşen gelirlerden birine sahiptir. İhracatının %95'ini petrol ve petrol ürünlerinin oluşturduğu Kuveyt'te iş gücünün büyük bir kısmı Hindistan, Pakistan, Ürdün, Filistin, Lübnan ve Filipinler gibi ülkelerden karşılanmaktadır. Tam anlamıyla gelişen bir ticaret şehri olan Kuveyt'in nüfusunun 3'te 2'sini ise yabancı çalışanlar oluşturmakta. Bu kadar zengin bir ülkenin elbette zenginliği sosyal hayata da yansımıştır. Yaşam koşullarının oldukça pahalı olduğu Kuveyt'te yaşanabilir küçük bir evin kirası bile 1000 dolardan başlamakta. Zaten yerli halk da oldukça lüks malikanelerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Amerikan kültürüne ve müziğine çok hayran olan Kuveyt'te ayrıca hemen hemen herkes İngilizce'de konuşmakta. Amerikan özentiliğinin bu kadar yaygın olmasının nedeni ise ülkede çok fazla Amerikan çalışanın olması. Başka bir deyişle Amerikalı çalışanların fazlalığı Amerikan kültürünün ülkeye yayılmasına çok fazla katkı sağlamış. Birçok Amerikan koleji, restoranları ve kafeleri mevcut olup çalışanların eşleri ve çocukları bu tarz mekanlarda sosyalleşmekte. Bir Arap ve Müslüman ülkesi olan Kuveyt'in günlük yaşantısı da bu kültürler etrafında oluşmuştur. Mesela çoğu Kuveytli kadın kapalı, hatta çoğu da peçelidir. Açık kadın sayısı neredeyse yok kadardır. Ancak yabancı kadınlar istedikleri gibi giyinebilmektedirler. Bunun dışında çoğu Arap ülkesinde olduğu gibi kadınların hakları da yasalarla sınırlandırılmıştır. Hatta Kuveytli kadınlar ilk kez 2006 yılında oy kullanabilmişlerdir. Buradan bile Kuveyt'teki kadın algısı hakkında bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Kadınların aksine erkeklerin 4 kadına kadar evlenmeleri serbesttir. Plajlarıyla ünlü bu küçük ülkede maalesef yerli Kuveyt kadınları turist kadınlar kadar denize rahat ve özgürce girememektedirler. Örneğin denizde yüzmek bir gün kadınlar türbanlı olmak şartıyla bir gün de erkekler için geçerlidir. Kadınlara karşı ayrımcılığın had safhada olduğu Kuveyt'te kadınların durumu tamamen olumsuzdur. Uluslararası Af Örgütü'nün 2008 raporuna göre özellikle Güney ve Güneydoğu Asya'dan gelen göçmen kadınlar ev içi işçi olarak çalıştırılmakta ve istismar edilmektedirler. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Kuveyt Biriminin Nisan 2008'de gerçekleştirdiği toplantıların raporuna göre ise kadınlar kalkınma planlamasında ve siyasi süreçlerde toplumsal cinsiyeti dikkate almayan yasalar nedeniyle kenara itilmekteler. Kamu hizmetlerinde çalışanlarsa büyük oranda kadındır. Ama önemli karar verici birimlerde kadınlar yer almamaktadır. Özellikle medeni ve siyasi haklarla ilgili yasamada kadınlar ayrımcılığa ciddi şekilde uğramaktadırlar. Hayatın her bir evresinde ayrımcılığa uğrayan ve hakları yenilen Kuveytli kadınların birçoğuysa yaşadıkları baskılara dayanamayıp ülke dışına çıkmaktadır. Başka ülkelerde ise ülkelerindeki kadınların özgürleşmesi için çalışmalar ve gösteriler düzenlenmektedir. Her ne kadar dünyanın 7. en büyük ekonomisine sahip olsalar da Kuveyt'te kadınlar çağın çok gerisinde yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bu durumda Kuveyt'in inanılması güç gerçeklerinden biridir.